700'lü yılların bitimine kadar Northumbria manastırları Avrupa kıtasının en önemli dini merkezleriydi. Ancak 793 senesinde Lindisfarne adasında başlayan ve 1200'lü yıllara kadar devam eden Viking saldırıları sebebiyle dini yapılar birer harabe haline gelmiş, neredeyse tüm kıta ve hatta dünya üzerinde bilinen tüm topraklar yeniden şekillenmiştir. Manastırda bulunan ve Vikinglerin yaptıklarına şahitlik eden din adamları gittikleri bölgelerde Viking korkusu ve düşmanlığının kaynağını oluşturmuşlardır. Bu videomuzda dünyanın kaba, ilkel ve medeniyetten uzak olarak tanıdığı Vikinglerden bahsedeceğiz. Siz de tarihin tozlu sayfalarını keşfetmeye meraklıysanız videomuzu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Savaşçı bir kavim olmaları ve yerleşik hayatı benimsememeleri sebebiyle Vikingler yazılı bir geleneğe sahip değillerdi. Bu sebeple Vikingler hakkında bilinenler genel olarak insanlar arasında yayılan efsanelerden ibaretti. Özellikle manastırdaki din adamlarının anlattıkları Vikinglere karşı bir ön yargı oluşmasına sebep oldu. Göçebe bir hayatı benimsemiş olan Vikingler yaşam tarzları sebebiyle daha kolay taşınabilecek eşyalar yapmışlardır. Özellikle ilk dönem Viking eşyaları ve silahlarına bakıldığında ağır olmayan, kolay taşınabilir eserler dikkat çekmektedir. Ulaşılan bulgular, kuyumculuk, maden işçiliği ve ahşap oymacılığı faaliyetlerinde Viking toplumunun oldukça gelişmiş bir seviyede olduğunu göstermektedir. Dönem için oldukça önemli olan hayvanla süsleme sanatı, Vikinglerin ahşap oyma ustalığı ile birleşmiş ve bu durum Viking gemilerine yansımıştır. Ahşap Viking gemilerinin farklı bölgelerinde oldukça detaylı ve incelikle çalışılmış hayvan tasvirleri bulunmaktadır. Özellikle Viking gemilerinin ön ve arka kısımlarında bulunan hayvan başları düşmanları korkutmayı amaçlamıştır. Vikinglerin belki de en ileri olduğu konu ise denizcilikti. Bunun arkasındaki sebep ise Vikinglerin yurdu olan İskandinavya'nın oldukça dağlık olması, sarp kayalıkların bulunması ve ulaşımın ancak deniz yolu ile sağlanmasıdır. Oldukça sağlam, uzun yolculuklar için uygun gemiler üreten Vikingler, bu gemiler vasıtasıyla Atlantik Okyanusu'nu geçerek Amerika kıtasını keşfetmeyi başarmışlardır. Amerika kıtasının Vikingler tarafından nasıl keşfedildiğine dair daha fazla şey öğrenebilmek için sağ üst köşede belirlen karta tıklayarak Amerika tarihi hakkındaki videomuzu izleyebilirsiniz. Yaklaşık 3 asır boyunca dünya üzerindeki tüm topraklara akınlar düzenleyen Vikingler, ulaştıkları bölgelerde bulunan manastırları yok etmişlerdir. Bu durumun sonucu olarak manastırdaki din adamları başka topraklara göç etmiş ve Hristiyanlık çok büyük bir coğrafyaya yayılmıştır. Bu döngü sonucunda Hristiyan krallıklar güçlenmiş ve Vikinglerin karşısında yeni bir güç olarak ortaya çıkmışlardır. Zamanla Vikingler Hristiyan krallıklar karşısında zayıf duruma düşmüşlerdir. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.